Kasım 2019 tarihinde eski sevgilisi tarafından bebeği düşürülsün diye darp edilen Fatma Avcı, o günlerde yaşanan olayın perde arkasını ve sonrasını Demirören Haber Ajansı'na aktardı. Geçmiş olsun Fatma Hanım. Neler yaşandı o dönemde ve sonrasında? Çok üzücü bir olay yaşadım. Yani gerçekten kimsenin başına böyle bir olay gelsin, özellikle bir kadının, asla istemem. O olaydan sonra yaşanan, hani o üzücü bir olaydan sonra tabii ki yani ben çok zor günler geçirdim. Çok üzüldüm, çok ağladım. Tabii bunun yanında da hani çevremdeki insanlar da tabii ki çok destek oldu. Bir gece rüyama girdi. İşte hani burada oturuyor böyle bu şekilde, hani rüyamda tabii 2-3 yaşında falan konuşuyor falan benimle. Anne, benim adımı Uzay koy dedi. Ben de sonra tabii araştırdım. Hani Uzay'da bir isim var mı yok mu, çünkü ben çok bilmediğim için. Baktım gerçekten Uzay'da bir isim var. Dedim ben bunu bebeğime koyayım, özel olsun. Zaten kendisi tam bir mucize bebek. Çok şey atlattı. Hani yine bilmeyenler için söylüyorum. Kürtaja rağmen dünyaya gelmek isteyen bir bebek bu. Sonuçta ben kürtaj olmuştum. Ve başarılı olmayan bir doktorun başarılı olamamış. Yani tamam, benim için bir mucize bir bebek. 1400 kilo dünyaya geldi. Çok küçük dünyaya geldi. Çünkü son bir ay içerisinde gelişim tamamen durmuştu. Rutin kontrollerimde fark ettiler. Hemen tabii sezaryen aldılar beni. 20 güne yakın küvezde kaldık. Tabii çok ama çok gerçekten sıkıntılı günlerdi. Çünkü ben çok hani çok ama çok üzüldüm. Çok yani yaşaması gerçekten tamamen bir mucizeydi. Şu anda herhangi bir sağlık sıkıntısı gözükmüyor. Bütün birkaç testi daha kaldı. Onlar haricinde şu ana kadar bir sıkıntısı yok. Mahkememiz şu an, ilk mahkememiz 19 Mart'ta. Çalışma Sosyal Bakanlığı müşteki olmuş benim davama. Şu anda 19 Mart'ta tabii ki yaşayıp göreceğiz. Hakim ne karar verecek? Şu anda açmadım. Açmamamdaki en büyük neden çocuğuma kendi soyadımı verdim. Neden? Çünkü çocuğunu istemeyen bir babanın da soyadını taşınmasını istemedim. Evet, kesinlikle öyle bir insan, öyle bir çocuk hak etmiyor. Çalışmam gerekiyor sonuçta. Tek başına bir çocuk büyüteceğim. Yani ve bu süreçte tamamen tek başına olacağıma inanıyorum. İşime döneceğim ve çocuğuma mutlu ve sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum. Sadece bu. Yani bilim adamı olmasını isterim. Çünkü ülkemizde de çok fazla bilim adamı ben görmedim.